Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept var. Hem 3 boyutlu tahtada oyuncuların reaksiyonları olacak, hem de 2 boyutlu tahta olacak. Eğer sizler de bu içerikten keyif alırsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve ben de yenisini çekeyim. Beyazlar D4'te oyuna başladı. Bartosz Soçko, Magnus Carlsen acele etmiyor. At F6 oynuyor sonradan ve C4'ten sonra E6 ile birlikte beyazlar at F3 oynuyorlar. At C3'ten sonra fil B4'e gelebilirdi. O yüzden böyle bir devam yolu ve Katalan açılışına dönüştü burada. Magnus Carlsen'in yani bu oyundan 2 ay önce şampiyon olduğu varyantı Carlsen'e karşı oynamak tabii ki biraz yürek istiyor ve G3'ten sonra fil B4'ü görüyoruz. At burada D2'ye kapatıldı ve kısa roktan sonra fil G2 ile beraber beyazlar da roku hazırlıyor. B6 oynandı. Muhtemelen fil A6 ya da B7'ye gidecek ve B7'ye gittikten sonra at E5 oynandı. Şimdi evet, vezir C8 ile beraber B7'yi savunuyor. Olur da D çarpı C4 alırsa filler birbirine bakacak çünkü, o yüzden oradaki B7'nin savunulması lazım. Vezir C2 tabii ki beyazların da amaçlarından bir tanesi. C7'deki piyon belki de zayıf kalacak. Oraya basmak istiyor ve vezir C2 ile bunun başlangıcını yapıyor. Belki sonrasında A3 oynayacak. Yani fil D2 de değişilirse sonrasında kaleyi C1'e gelmek isteyecek ve D çarpı C4 hamlesini aldı burada Carlsen ve at çarpı C4'ten sonra artık beyazların çok güzel bir konumu var diyebiliriz. Filler değişildi vezir B7'den sonra. Bir şah çekiliyor ama şah G1'e gittikten sonra şu anlık o beyaz karelerde bir problem yok. Ve şah G1'e döndükten sonra B7'deki vezir nerede kendine yer bulacak, ona bakmak lazım. Bir tane at E5'te, bir tane at C4'te gerçekten çok iyi iş yapıyor. C1'deki fili de beyazlar bir yere attıktan sonra kale C1 gelecekler ve C7'ye basacaklar. Siyahlar için birazcık istenmeyen bir konum kalmış gibi duruyor burada. Ve kale D8'de bir yol buldu. Kale D8'den sonra güzel bir amaç aslında, hem D4'e bakıyorsunuz hem de E3 oynayamazsınız çünkü fil F4'e gidecek. O yüzden ancak kale D1 ile beraber orayı tutuyorsunuz. Tabii ki sıkıntılardan bir tanesi C5 oynayamıyor galiba siyahlar burada. Çünkü A3'ten sonra oradaki B4'teki file veda edeceksiniz. O yüzden siyahların C5 hamlesine karşılık evet A3 vardı. O yüzden H6 oynandı. Filin belki de G5'e gitmesini istemedi ama fil F4'e gitti. Ve işte o beklediğimiz kale C1'den sonra C7'ye basışlar da gerçekleşmiş olacak. Burada fil F4'ten sonra bakalım nasıl bir devam yolu. At D7'ye gidiyor ve kale C1 ile beraber beyazlar gerçekten oyunun hakimi diyebiliriz ve çok kolay da bir konumu oynuyorlar ve kale C8'e gitti. Yani C7'yi eğer siz yani oradaki kaleyle tutacaksanız demek ki konum kötüdür, ama bir yandan da C5 oynamak istediğini de belirtmiş oluyor, öyle söyleyebiliriz. Artık yine C5, evet vezir B3 oynandı burada. Vezir B3'ten sonra bakalım nasıl bir devam yolu gelecek. Burada Carlsen çok zaman harcadı gerçekten ve buranın devamını daha hızlı oynamak zorunda. Vezir B3'ten sonra ver B4'teki fili diyor. Fili korumanın yolu belki de E7'ye ya da F8'e dönmek. Carlsen çok düşündü burada. Bakalım ne oynayacak. A5 mi yoksa C5 ile beraber devam etmek A3'ten sonra nasıl bir şeye götürecek bizleri? Carlsen uzunca bir süre harcadı. Piyonu eline alıyor ya da fil mi bilmiyorum. Evet, fil gibi gözüküyor. Biliyorsunuz satranç oyuncuları birazcık konumları düşünürken böyle yapıyor. A5 ve A3'e oradaki fili bıraktı. Carlsen mutsuz. B5 oynadı. Çünkü fille oradaki atı değişmek isteyecek. En azından B'deki veziri daha aktif bir konuma getirmek istiyor ama konum pek iyi değil ve mutlu da değil gördüğünüz gibi. Ve işte burada at D7 hamlesi oynandı. At D7'den sonra muhtemelen artık A çarpı B4 alacak. Aldı da zaten. B çarpı C4'ten sonra kale çarpı C4. Carlsen şu anda piyon geride ve bir piyon daha feda ediyor. Yani konumu aktifleştirebilmek için her şeyi yaptı Carlsen ama
Hala belki de burada daha iyi. Bir çatal geldi ama Vezir C6'dan sonra o çataldan kaçmış oluyor. Artık C4'teki kaleyi kaçarak oradan tamamen kurtulmuş olacak. Kale bakalım C5'e mi gidecek yoksa C2 gibi bir yere mi dönecek? Ya da kale C3'te. Gerçi alt D5'te karşılanabilir. Siyahlar kendine aktif bir çözüm buldular bir noktada. Ve kale C2'ye gittikten sonra Vezir A2. Karsen mutlu değil. Fil C7'yi alabiliyor mu? Önce E4 oynandı. Vezir B3'e gittikten sonra da belki kale D2 oynanabilir burada. B4'ü alıyorsunuz ama devamında, gerçi o zaman fil C7 olmuyor. Bakalım Karsen'e karşı burayı kazanmak kolay olacak mı? Vezir C3 gel keselim dedi. Vezir A4'te beraber Karsen kesmek istemiyor. Çünkü iki piyon geride. B3'ten sonra vezire bir kez daha yer bulmak lazım. Vezir A6'ya kadar geri döndü. Kale A1. Ve vezir C5'le birlikte yani kesmek istiyor ama Karsen tabii ki kesmeyecek. Vezir nereden nereye dolaştı? Ver E4'ü diyor. Ver burada B3'ü diyor. Fil C7'yi aldıktan sonra vezir E4'e. Vezir B6 boşta. Karsen bu atın düştüğünü görmedi. Kale D4 aldı. Kale D4'ten sonra evet piyon olarak belki beyazlar toplamaya çalışıyor ama evet Karsen kendine konuşuyor. Muhtemelen Norveççe birazcık kötü cümleler kullanmış olabilir. Kalede 4'ten sonra en azından B piyonlarını alabilse Karsen bir şeyler yapabilir bu konumda. Çünkü hala beyaz kareler çok zayıf. Ama C8'deki o kalenin de aslında iş yapmadığını görüyoruz. Fil E5'te bir kendine bir yöntem bulmaya çalıştı. Kale C2 alırsa vezir de 4 ya da fil de 4 alabilir. Kalede bir şah. Kale C2 alıyor bundan sonra. Dikkatli olması lazım Karsen'e karşı oynarken. Fil çarpı G7 aldı. Ve kale burada F2 aldıktan sonra tabii ki vezir F2 kolayca alabiliyorsunuz aslında. Vezir F2, vezir D1. Karsen belki oradan bir piyon kırptı ama oyunda zaten B piyonları var. Bir de G7'deki fil oyunu kazanabilecek noktada. Şah G7 alabilecek artık. O yüzden fil F6 dönüldü. Vezir burada B4'ü aldıktan sonra vezir F3, vezir A8 mat isteği var. Vezir A8'den sonra vezir A8 isteği. Evet o şahtan kaçtı. Vezir D3. Önce bir şahı kaçacak mı yoksa direkt vezir D8 oynayacak mı acaba? Önce bir şah G2. Vezir burada B7'den şahladı. Vezir F3'te kapatılıyor. Tabii ki süre de önemli burada. Süreleri pek göremesek de şah H3 oynandı şimdi. Şah H7, vezir D3 her zaman var. Ve bir tane oyun G4 istiyor sanki. G4 oynandı. Ve artık vezir T8, vezir H8 var. Ve Karsen bunu görmüyor. Vezir D8'den sonra oyunu terk ediyor.